Selamlar arkadaşlar. Takip edenler biliyordur. Yüksek lisansı Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde yaptım. Doktorayı da şimdi aynı yerde yapıyorum. Yeterliye geçtim. Tez aşamasındayım. Bizim enstitüyle ilgili kayıtlar başladı. Yarın da son gün. Bir video çekeyim dedim. Bana da bazı sorular geliyor. Şimdi bilişim ile ilgili yüksek lisans doktora yapmalı mıyız? Zaten hani ChatGPT vesaire bunlarla bu programcının işleri kalkıyor mu ortadan vesaire soruları geliyor. Aslında biraz öyle değil. Çünkü disiplinler ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta buradaki çalışmalar onun bir tık üstüne çıkıyor. Örneğin diyelim ki ChatGPT prompt based coding dediğimiz işte sufle vererek kodlama diye bir şey çıkarıyor. Daha sonra ChatGPT için eklentiler yazılmaya başlıyor. Yani her zaman bir tık üstüne çıkmaya çalışıyor bu bilişim tarafı. En az da aslında o etkileniyor çünkü sonuçta mutfakta olan o diğerleri çok daha hızlı etkilenebiliyor bu alanlardan. Şimdi bizim enstitüde adli bilişim, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, oyun teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri var. Oyun teknolojileri yeni açıldı. Adli bilişim, bu bilişimin adli kısmı ile ilgili kesişim kümesinden oluşuyor. Burada sürekli yeni şeyler üzerine konuşuyoruz. Mesela daha bugün bir avukat arkadaşla şunu konuştuk. Şimdi ben bu hafta bir yazı yayınladım. Sentetik medya ve sentetik jeopolitik diye Orhan Karaoğlu'yla. Fikirturu.com'da. Biz burada şeyi analiz ediyoruz. Yani bir yapay zeka ile oluşturulan içerik var ve bu içerik eğitim kümesini tamamen benim düşüncelerimden almış ve oluşturulmuş. İnsanlar da diyor ki bu içerik sahte olabilir, yapay zeka oluşturmuş olabilir ama senin eğitim kümenle eğitildi. Senin zihnindeki, senin beynindeki şeyleri söylüyor. Burada benim adıma konuşmalar yapılıyor ve algı oluşturuluyor. Mesela sentetik medya bu. Bunun hukuksal altyapısı ne olacak? Yani buradaki suç veya işte şey kimdi? Mesela avukat arkadaşım şey dedi. Yani aslında burada her şey hukuken doldurulmuş durumda Türk hukuk sistemine göre. Bu tarz sürekli yeni şeyler çıkıyor. Yani IoT, nesnelerin hukuku, işte buradaki blok zincirdeki o bütün blok zinciri ekonomisinin hukuku, akıllı kontratlar, NFT'lerin fikri hakları vesaire sürekli yeni şeyler çıkıyor. Yine sağlık tarafında da gelişmeler çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada da mesela en son konuştuğum arkadaşlar, diyetisyenler, yapay zekanın diyetleri kişiselleştirdiğini ve işte bu bazı teknolojilerle beraber örneğin işte bir kişinin nabzını, adımlarını vesaire takip eden teknolojilerle birleşerek anlık bir hani diyetisyen gibi çalışabileceğinden bahsediyorlar. Dolayısıyla buradaki gelişmeler de çok önemli. Hani şey tarafına hiç girmiyorum yani bu doktorların doktorlarla ilgili de bir grubumuz vardı Erzurum Fen Lisesi mezunlarında. Orada da doktorlarla konuştuğumuzda genelde şey var yani yapay zeka her alana giriyor. Burada da bizim alanlara çok böyle özel alanlarda da uygulanacak projeler var. Dolayısıyla bizim bunu bilmemiz gerekiyor konusu gündemde. Hatta orada biz sağlık çalışanları için bir ileri teknolojiler sözlüğü hazırlıyoruz. Bilişim sistemleri benim zaten yüksek lisansımı ve doktoramı yaptığım yer. Bilişim sistemlerinde şimdi bakarız da yani bizim asıl odaklandığımız pardon 5 tane ana ders var. Yani bunlardan biri nesne yönelimli programlama, birisi doktora yeter ki sınavında da çıkan şeyler, veri yapıları ve algoritmalar, bir tanesi veri tabanı yönetimi ve sistem tasarım analizi. Neyi saymadık? Bilgisayar ağları var. Saymadığım bir şey kaldı mı? Ha bir de bilgisayar mimarisi ve organizasyonu var. Yani aslında biz bilgisayar mühendisliğine yakın bir eğitim süreci geçiriyoruz burada. Tabii burada siz biraz daha kendi özel alanınıza yöneliyorsunuz. Yönetim bilişim sistemleri biraz daha bunun işte işletme gibi sosyal bilimlerle daha kesiştiği alanlar üzerinden gidiyor YBS. Oyun teknolojileri yeni konuldu. Oyun teknolojileriyle ilgili de işte burada
hangi işlerde çalışabileceğiyle ilgili bir duyuru var. Daha bugün kardeşim Aybars bana gösterdi. ChatGPT ile çok uyumlu çalışabilen, yapay zeka editörü olabilen tabiri caizse kişilere oyun endüstrisinde yeni iş ilanları açmaya başlamışlar. Dolayısıyla bu teknolojileri oyun endüstrisinde kullanmak çok önemli. Burada bir tane de anekdot var. Murat Kahraman'la bir panel yapmıştık. O moderatörümüzdü. Orada onun da bahsettiği şey şuydu. Bizim önümüzdeki dönemde oyunlarda tamamen kişiselleştirme üzerine kafa yoracağız. Yani ben oyuna girdiğimde oyun beni tanıyor ve benim aslında nerede sıkılacağımı tahmin ediyor. Yani bunu nasıl ediyor? İşte bir sürü veriyle ediyor ve oyun bana özelleşiyor. Ben farklı bir oyun oynuyorum, yanındaki farklı. Bu özellikle bireysel oyunlar için. Burada da kişiselleşmede de tabii bütün teknolojiler kullanılıyor. Aynı zamanda bizim blok zincir tarafında da bu ekosistem oyunlardaki varlıkları oyuncuların sahiplenmesi ve oyundaki finansal transferlerin sağlanması, yeterince programlanabilir ve yeterince esnek, yeterince hızlı bir şekilde olabilmesi için çalışıyor. Çok kesişim kümesinde. Onun dışında bilgisayar bilimleri var. Bilgisayar bilimleri, ben o tarafı çok bilmiyorum bilgisayar bilimleri, ama az çok hatırladığım kadarıyla, şimdi doktora yeterliğinden biraz da çıkarıyorsunuz. Biraz daha genel, biz bilişim şu, ikisi bizde de var, bilişim sistemlerinde bu da var. Ayrık matematik mesela onlarda var. Sayısal tasarım bizde de var ama biraz daha onlarda daha dikkat ediliyor galiba. Ve yapay zeka da var doktora yeterlik sınavlarında. Bizde onlar yoktu. Biraz daha bilişime direkt yoğunlaşmış bir şeydi. Bilişim de aslında bilgisayar bilimiyle iletişim bilimini birleştiren bir yaklaşım şeklinde. Başka bana ne soruyordu? Ha, bana genelde işte bunlardan hangisini tercih ederiz deniyordu. O yüzden bölümleri anlatmaya çalıştım. Yani hepsi bilişimle kesişiyor ama farklı noktalardan kesişiyorlar. Biraz daha böyle kodlama gibi şeylere ilginiz varsa belki biraz daha YBS'dense bir bilişim sistemlerine kayabilirsiniz. İşin daha sosyal bilimlerini falan araştırmak istiyorsanız YBS'ye kayabilirsiniz. Oyun veya sağlık dikeyinde veya adalet dikeyinde çalışmak istiyorsanız, kestirmek istiyorsanız buralarda başvuru yapabilirsiniz diyorum. Herkese başarılar.